Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Sizlerle birlikte Volkswagen Golf 8'in style paketini inceleyeceğiz. Tekrardan Volkswagen Acar'lardayız. Bakalım bu araç neler sunuyor. İyi seyirler diliyorum. Şimdi Golf 8 style'ı anlatacağım. Bakalım style paket Golf bize neler sunuyor. Şimdi bütün paketin ne farkları var? Onları ilk baştan söyleyeyim. Hızlı bir şekilde Impression pakette LED farlar ve LED gündüz sürüş farı var. LED stop lambaları var. 10 dijital gösterge paneli var. 8.25 inçlik medya paneli var. Anahtarsız çalıştırma. Hız sınırlayıcı dijital klima tek bölgeli. Önde ve arkada USB bağlantısı. 2 adet hem de. 16 inçte alıçımlı jant lastikler karşılıyor bizi Impression pakette. Life paket bu arkadaşlar. Life pakete gelecek olursak ayrıyetten ne özellikler geliyor? Hız sabitleyici, dış ambiyans aydınlatma, iç ambiyans aydınlatma. 10 tane renk var yalnız. Otomatik yanan farlar, kablosuz şarj özelliği, App Connect, sürücü ve yolcu koltuk ısıtma, anahtarsız giriş, otomatik kararan iç dikiz aynası, geri görüş kamerası, ön arka park mesafe sensörü var. Style pakete geçecek olursak 10 tane ambiyans aydınlatma rengi 30'a çıkıyor burada. Şöyle anlatayım size, iç ambiyans aydınlatması 30 tane renk var. LED ön, radyatör aydınlatma, elektrikli katlanır aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar. Pencere altı parlak krom şerit var. 17 inçlik jant lastik var. R-Line'e doğru kayacak olursak da yine 17 inçlik bir jant lastik var. Dinamik direksiyon, sürüş profil seçimi, R-Line tasarım ekipmanları var. Yani komple R-Line body kit var. Ondan sonra şimdi style paketi yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Impression en baz donanımlı paket, bir üstü Life oluyor. Bir üstü Style, bir üstü R-Line. 4 paketinde 1.0 motorlu versiyonu mevcut. Bu araçlarda ETSI özelliği var. ETSI özelliği de hibrit versiyon diyebiliriz. Yani düşük hızlarda size elektrikle götürüyor ve yakıt tüketimin en ön plana çıkarıyor bu özellik. Ondan sonra Style ve R-Line'ı biraz performans istiyorsanız 1.5'lik seçeneğiyle de alabilirsiniz. 1.5'lik seçeneğiyle de sahip olabilirsiniz bu iki aracı. Yani Style paket ve R-Line 1.5 150 beygir olarak da alabilirsiniz. Şöyle size anlatmaya başlayayım. Yakıt ekonomisi 1.0'lı motorlarda A. Yani emisyon değeri de A. Gayet güzel emisyon değerini ve yakıt ekonomisini şu şekilde A görmeniz. Yani A pek göremezsiniz benzinli bir araçta, fakat bunda A gerçekten çok iyi. Ondan sonra baktığınız zaman standart aksesuarlarda dış ambiyans aydınlatma, dediğim gibi karartılmış arka ve yan camlar, arka ve arka yan camlar, LED performans ön farlar, hız sabitleyici. Ondan sonra kış paket, yer tasarruflu stepne, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar, gövde rengi, yan aynalar ve kapı kolları. Şu şekilde fazla uzatmadan siz zaten durdurup bakabilirsiniz. Fiyat bu şekilde. Yavaş yavaş aracı anlatmaya başlayayım. Gördüğünüz gibi bu araçtaki her şey LED. Gündüz farlarımız LED. Yana doğru geldiğimiz zaman da şuradan göstereyim. 17 inçlik bir jant lastik var, gayet güzel. R-Line'inkiler daha böyle açık, daha balata gözüküyor, daha frenler gözüküyor. Yani biraz daha sport bir jant lastik var diyebilirim R-Line'da. Şu şekilde arkaya geldim. 225, 45, 17 jant lastik ebatımız. Bu şekilde Michelin lastik gelmiş, gayet güzel. Şöyle bir ilk önce tasarımdan başlayayım. Life paketin difüzörünü görüyorsunuz. Bir egzoz çıkışı falan göremiyoruz, fakat Style pakette egzoz çıkışını bize göstermişler. Gördüğünüz gibi sağlı sollu yalancı egzoz çıkışı. R-Line'inki de yalancı, fakat R-Line'inki çok güzel duruyor. R-Line'inki gerçekten çok başarılı. Ondan sonra şöyle geldiğimiz zaman şurada spoiler'ını görüyoruz. Spoiler'ı görüyoruz. Şöyle bagajını da açalım. Bagajını açtık. Gördüğünüz gibi bagaj açmış. Bu şekilde şurada 12 voltluk bir giriş var. Burası bu şekilde. 380 litre bagaj hacmi var. Şurada gördüğünüz şeyde arka kol dayama. Yani bagaja oradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde şimdi şöyle kapatalım. Gayet. Arka tasarım olarak benim çok hoşuma gitti. Sizce Golf 7, 7.5 mu yoksa Golf 8 mi? Ben Golf 8'i daha çok beğendim. Keskin hatlar hoşuma gitti. Normalde benim çok keskin hatlar hoşuma gitmez, fakat çok yerli yerinde olmuş diyebilirim bu keskin hatları. Benim gerçekten hoşuma gitti. Şöyle arka koltuğa gelelim. 50 litrelik de yakıt tankı var. Dediğim gibi Life pakette 10 tane ambiyans aydınlatma rengi vardı. Bu araçta 30 tane ambiyans aydınlatma rengi mevcut. Şöyle baktığımız zaman koltuklar gerçekten güzel bir yapısı var. Life'in koltukları biraz daha basitti, fakat
Yani şöyle ayaklarımı da koymak istemiyorum şimdi. Şuralar gayet temiz. Buralarda bu şekilde gözler var. Bu aracın koltuk yapısını ben çok çok daha beğendim. Gerçekten çok güzel koltuk yapısı var. Şöyle baktığımız zaman sıcak soğuğu buradan ayarlayabiliyoruz. Klima menfezlerimiz bu şekilde. Altta da iki tane USB-C gözümüz var. Şöyle çıkmadan şunu her bindiğimde yapacağım ya. Çok şık değil mi? Dokunmatik. Aşık oldum. Şu dokunmatik özelliğe aşık oldum gerçekten. Burası bu şekilde. Giysi asacağımız yerler de var. Bakın mesela bu aracın şu an ambiyans aydınlatma rengi kırmızı. Yani ben ön kapıyı açınca hız göstergesinde kırmızı bir renk göreceğim. Bu arada yeni Golf'ün anahtarı bu şekilde. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok şık duruyor anahtar da. Şimdi ön koltuğa oturdum. Şöyle buradan başlayalım. Merkez ikili sistemimiz burada. Arka camların pili burası. Dört cam buradan kontrol ediyoruz. Sağ ayna, sol ayna ayarı buradan. Ondan sonra direkt aynaları kilitleme şuradan. Burası da ayna buğu yapınca buraya aldığınız zaman aynadaki buğuyu önler arkadaşlar. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi direksiyonun yükseklik alçaklık ayarını yapacağınız şöyle bir mandal yer alıyor. Hız sabitleme, ondan sonra direksiyon ısıtma. Şu direksiyon ısıtma. Direksiyon ısıtma var. Gerçekten güzel. Yani direksiyon ısıtma beklemiyordum. Ondan sonra menüler arası geçiş, şu ayarlama dediğim gibi. Ben de dedim arka tarafta kırmızı var dedim. Şuralar kırmızıydı ambiyans aydınlatma. Önde de kırmızı renk göreceğiz dedim. Aynen öyle oldu. Önde de kırmızı renk görüyoruz. Ondan sonra F1 kulaklıklarımız var. Buralar bu şekilde. Şuraya doğru geldiğimiz zaman start stop özelliğimiz burada, yani buradan çalıştırıyoruz aracı. Park tuşumuz burada, vitesi buradan kontrol edebiliyoruz, el freni burada, yokuş kalkış desteği de burada. Şöyle buraya baktığımız zaman bu şekilde bir göz var. Şunu da ayarlayabiliyoruz bu şekilde kol dayamayı. Şöyle yapalım, biraz da geri alalım, şuraya görelim. Çakmaklığımız var, şöyle iki adet gözümüz var. Mesela şurayı açarak buraya direkt içeceğimizi sıkıştırabiliyoruz. Burada iki tane göz var. Ondan sonra şurada kablosuz şarj özelliğimiz var gördüğünüz gibi. Dörtlüler burada. Yani şu an. Yani şu klima menfezlerimiz, yatay telefon tutucu falan koyabiliriz. Malzeme kalitesi gayet iyi. Yukarıdaki ambiyans aydınlatmalarını da bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Yani dokunmatik buralar çok güzel. Burada şu şekilde ışığımız var. Bu koltuk çok ileride ya. Niye bu kadar zulüm çektiriyorum kendime? Şuralar bu şekilde. Sunroof'umuzu da buradan kontrol edebiliyoruz. Burası da dokunmatik. Genel olarak bu şekilde. Far yapılarımız burada. Başka diyeceğim atladığım bir şey yok herhalde. Şuraya da şöyle ufak bir göz yapmışlar. Mesela her aracın şu detayı farklı. Impression'da farklı. Life'da farklı. Style'da farklı. R-Line'da farklı. R-Line'da mesela buralar karbon olacak. Gördüğünüz gibi böyle bir göz var. Ondan sonra şöyle açalım. Malzeme kalitesi yumuşak. Gayet kaliteli. Buralar kadife yapmışlar. Kötü sesi engeller. Burası da şuraya kadar gidiyor. Yani şuralara kadar geliyor. Bayağı geniş burası da. Şuraları da ışık yapmışlar. Aydınlatma yapmışlar. Gördüğünüz gibi beyaz bir ışık geliyor. Burada var mı? Burada da var. Bu şekilde. Aşağı baktığımız zaman size tekrardan göstereyim. Difüzörler bu şekilde. Bu style paketin 1.0 ve 1.5 TSI'lik iki donanım seçeneği var. Yani isterseniz 1.0'lık seçeneği de alabilirsiniz. İsterseniz 1.5'lik sportif hızlı seçeneği de alabilirsiniz. Yani 150 beygirlik 1.5'i de tercih edebilirsiniz. 1.0'lık 110 beygirliği de tercih edebilirsiniz. Koltuk yapısı suni deri. Gerçekten çok güzel bir hissiyatı var koltuğun bu arada. Suni deri diye geçiyor. Gerçekten hissiyat olarak benim çok hoşuma gitti. Artık yavaş yavaş bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için bilgili bir video olmuştur. Doğru bilgiyi aktarabilmişimdir umarım. Volkswagen acarları da teşekkür ediyorum. Showroom gördüğünüz gibi şöyle geniş açıyla alayım. Bayağı dolu dolu araçlar var şu anda showroom'da. Gelip size ziyaret edebilirsiniz. Fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu araç bu şekilde fiyatı gösterdim. Fakat araç şu şekilde söyleyeyim. Çok önceden, yani aylar önce isim alındığı için, listelendiği için araçlar geldiği gibi, zaten sınırlı sayıda araç geldi, geldiği gibi de o araçlar satıldı. Öyle söyleyeyim. Style videosu bu şekildeydi. Umarım sizin için dediğim gibi bilgili bir video olmuştur. Umarım doğru bilgiyi sizin için güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim.